Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ayrıntılı Tarifler kanalımda. Bugün gene itiraflı bir şey. Hep itiraf ama biz tost yapacağız. Biliyorsunuz ki çok çeşitli tost yapanlar var. Şimdi diyeceksiniz ki ya abi bu tost mu ya? Hani ne var bunu yapma? Ben de yaparım. Başka bir şey bulamadın mı? Diyeceksiniz. Gideceksiniz, malzeme yapacaksınız. Ama ya taş gibi olacak, ya yumuşak olacak. Ya ondan sonra diyorsunuz bana gelip de abi ben de tost yaptım ama Sinan abi senin gibi olmadı. Niye? Niye mi? Buyurun. Şimdi tost yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi, bir kere makineniz ağır bir makine olacak. Yani makine şu, döküm olacak. Döküm makine olacak. Döküm makine olmazsa iyi bir tost çıkaramazsınız. Ha, öteki makinede şu dilimli ekmekler var, tost sandviç ekmekleri böyle ince, onlar olabilir. Fakat böyle ekmekten yapacağım diyorsanız mutlaka böyle bir makine. Şimdi birinci kural. Bir şehir efsanesinde yıkalım önce. Derler ki tost bayat ekmekte olur. Hayır arkadaşlar, kesinlikle tost bayat ekmekten olmaz. Nereden biliyorum? Ben okul kantini çalışırdım. Günde 200 tost yapıyordum. İlk başlarda bir komşum pastane alır, rakip. Çocuklar hep oraya gidiyor, tost yiyor, benden yemiyor falan filan. Niye diye düşünürken ben bayat ekmek kullanıyordum. Hani bir günlük ekmek fırıncılardan yarı fiyatını alıyorduk. Bayat ekmekten iyi olur ya, hep öyle biliyorduk. O zamanlar tabii acemiyiz. Aa, baktım adam taze ekmekten yapıyor. Çocuklar hep oraya gidiyor tost yapma. Hemen ekmeği değiştirdim. Taze ekmek almaya başladım ve günde 150-200 tost satmaya başladım. Şimdi ben size sanayi tipi dedikleri tostun tarifini vereceğim. Bakalım nasıl olacakmış. Şimdi arkadaşlar, hani gidiyoruz tost yiyorsunuz sanayide, çok lezzetli, çok lezzetli. Bir saat sonra mideniz yanıyor. Niye? Neden düşündünüz mü hiç? Birinci sebebi, makineyi temizlemiyorlar. Ben de sanayide çalıştım. Yani ben makinemi çok mümkün olduğu kadar temizlemeye uğraşıyorum. Ama makine temizlenmediği zaman o kalan yağlar o makineden yandığı zaman yediğiniz ekmeğinize geçiyor tabii ki. Midenize geliyor. Önce bir kere makine temiz olacak. İkincisi taze ekmek olacak. Bu arkadaşlar olmazsa olmaz. Makineniz kızgın olacak. Şimdi hemen yapalım. Önce az bir şey basıyorum. Yani ekmek düzlensin diye. Bak çok değil. Sucuklar çok da kalın olmayacak. Ben biraz kalın kesmişim ama şu şekil. Çok kalın oldu mu? Olmaz. İkinci şık. Sucuklar bütün ekmeği kaplayacak mümkünse. Yani boş yer kalmayacak. Hemen bunu böyle basıyoruz. Çok değil arkadaşlar. Yani ince kesmemizin sebebi sucuk çok çabuk pişsin. Ekmek şey olmasın. Ezilmesin. Şimdi burada bu sucuk, ama dikkat edin bakın, yağlı sucuk olacak. İyi tost istiyorsanız sucuk yağlı olacak. İkinci, üçüncü şey, salçanızı kesinlikle sulandırmıyorsunuz. Ve kaliteli marka. Eğer midem yanmasın diyorsanız kaliteli marka salçayı böyle sürüyorsunuz. Çok fazla değil, fazlasını alın. Yani çok bol severseniz olur ama salçayı çok bol koyduğunuz vakit ve sulandırdığınız vakit tostunuz çıtır olmaz arkadaşlar. Şimdi kaşarlarımızı şöyle bakın. Bunlara çok kalın olmayacak. Hemen böyle kapatıyoruz. Yağını şimdi sürüyorum. Bakın hemen şöyle yağını. Yağ da kaliteli olacak arkadaşlar. Yani kalite, kalite, kalite. Ucuz yağda, ucuz salçayla, ucuz kaşarla olmayacak. Şöyle sürüyorum.
Şöyle hemen bastıralım biraz. Tostumuzu birazcık bastırdık arkadaşlar. Şimdi burada bunun çarpıcı noktasını biliyor musunuz? Tuzu dışına atmak. Şöyle. Tostun tuzu içeri atılmaz. Ve ön yüzeyine mümkünse şöyle az bir şey bastırıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Yani kalınlığına bakacağız şimdi. Tost kağıt gibi olmayacak. Bakın. Gördünüz mü? O zaten kaşarlar, siz bunu alıp da servis yapana kadar eriyecek içinde. Hemen şöyle bakalım. Gerçi ben bütün olarak yemeyi severim ama gene de size bir göstereyim. Dağılımını bakın arkadaşlar. Bu kaşar nasıl erimeye başladı? Siz bu sizin masanıza gelene kadar bu kaşarlar eriyecek. Kalınlığı görüyoruz değil mi? Ve çok basit, çok pratik. Yok efendime söyleyeyim, öyle tostmuş, böyle tostmuş, öyle zormuş, öyle meşhurmuş. Gayet kolay bir şey. Maksat bir iki tane püf noktayı bilebilmek. Tadına bakalım mı? Bakın görüyorsunuz değil mi? Olay bu. İşte meşhur sanayi tostu bu. Bu adamlar sanayilerde bu kadar hızlı yapmasalar zaten yetiştiremezler. Yani öteki videolarda gördüğünüz çok malzemeler dışı. Onlar abartı. Onlar yani tamamen bir reklam için yapılan tostlar. Yok öyleymiş, böyleymiş, malzeme fışkırmış. Çok malzeme fışkırdığı vakit bu tostlar güzel olmaz arkadaşlar. Çok malzeme oldu vakit tost güzel olmaz. Ekmek, bu ekmeğin tadını almak. Sesine bakın. Duyuyorsunuz değil mi? Bu ekmeğin bu çıtırtısı taze ekmek de olur. Ve çok ekmeğe basman olur. Afiyet olsun arkadaşlar.